Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli baget haşlama hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tenceremin içerisine tereyağımı alıyorum. Tereyağımız erirken yanmasın diye içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekliyorum. 6 tane tavuk bagetim var. Ben onların derilerini çıkardım ve bu alt kısımlarını temizledim. Şimdi eriyen tereyağımızın içerisine bagetlerimi ekliyorum. Siz miktarını evdeki kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bagetlerimizin rengi dönene kadar arkalı önlü kızarttım. Şimdi içerisine 8 su bardağı suyumu ekliyorum. Suyumuzu ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Bir 30 dakika bu şekilde pişirelim. Tenceremiz bu şekilde kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatıyorum tekrardan ve diğer göze aldım. Şimdi bu gözde sebzelerimi soteleyeceğim. Tavamın içerisine sıvı yağımı alıyorum. 3 tane havucu bu şekilde doğradım. Şimdi tavamın içerisine ilk olarak onu alıyorum. İki 3 dakika havuçlarımı bu şekilde soteledim. Havuçların rengi yağı çıktı. Şimdi içerisine yaklaşık 18 tane arpacık soğanımızı soyup ekledim. Şimdi 1-2 dakikada bu şekilde kavuracağım. 2-3 dakika soğanlarımı da kavurduktan sonra 2 tane patatesi böyle küp küp doğradım. Onları da tavamın içerisine ekleyip hepsini birden soteliyorum. 1-2 dakikada böyle patateslerini ekledikten sonra soteleyeceğim. 2 diş sarımsağımız var. Onları da böyle doğradım. Onu da ekliyorum. Sebzelerim sotelendikten sonra kenara alıyorum. Şimdi tavuğumuzu tekrardan diğer ocağımıza alıyorum. Sotelediğim sebzelerimi tenceremin içerisine ekliyorum. Böyle süzgeç kepçeyle alıyorum. Çünkü tenceremizin içerisinde yeterince yağ var. Bu yağı da içerisine eklemek istemedim. Sebzelerimizi ekledikten sonra tuzunu da veriyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Patateslerim ve bagetlerim güzelce haşlanıncaya kadar pişiriyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Çorbamız için bir terbiye hazırlıyorum. Kasemin içerisinde bir yumurtanın sarısı var. Şimdi yarım limonun suyunu sıkıp üzerine ekleyeceğim. Yumurtamın üzerine ekliyorum. Çırpıyorum. Çorbamızın suyundan az az ekleyip terbiyesini karıştıralım. Çorbamızın terbiyesini
Böyle yavaş yavaş, öyle çok fazla karıştırmadan içerisine ekliyorum. Çorbamızı bir de böyle 2-3 dakika pişiriyorum. Kaşığın ucuyla çorbamıza karabiber ekliyorum. Çok az zerdeçal ekliyorum. Çorbamıza şöyle narin narin karıştırıyorum. İnce ince kıymış olduğum maydanozlarımı da içerisine ekliyorum. Ve artık ocağımı kapatıyorum. Çorbamı bir karıştırıyorum. Evet, çorbamız servise hazır. Evet, terbiyeli baget çorbamız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.